Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Anahtar Bölüm 7. Benim yüzümden mi kavga ettiniz Fulya abla? Hayır bir tanem, seninle bir alakası yok. Bir yandan kızı rahatlatmaya çalışırken, bir yandan da ağlamamak için zor tutuyordu kendini. Bu evde daha fazla durmak istemiyordu. Fakat Cansu'yu bırakamazdı. Onu bu bencil adamla yalnız başına bırakırsa, Cansu'nun kesinlikle psikolojisi bozulabilirdi. Dayımla ben konuşsam belki izin verir Fulya abla. Canım keşke öyle bir şey olsa, diyerek kızı kendine daha çok bastırdı. Nasıl bir adama aşıktı böyle? Neresine aşıktı o adamın? Fulya aklını kaçırmıştı. Başka açıklaması yoktu. Kalbi deli gibi kırıktı. Acı çekiyordu. Hayatındaki hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Ölebilirdi. Tüm bunları elin tersiyle bir kenara bırakıp Uğut için acı çekiyordu. Hadi yatalım artık bir tanem. Çok uykum geldi. Kızı öpüp yanına kıvrıldı. Gözünden sessizce akan yaşlara rağmen uyumaya çalıştı. Bir ara rüyasında Uhud'u görmüştü. Gelip ilk önce Cansu'nun saçını okşamıştı. Ardından eli kendisinin saçına gidince durmuş ve geri çekmişti. Haklıydın diyerek çıkmıştı odadan. Hulya sabah kalktığında bu rüyayı gece onu düşünerek uyuduğuna yormuştu. Gerçek olabileceği ise aklından bile geçmemişti. Uhud yatak odasının balkonundan geniş bahçesine bakarken Hulya'nın sözlerini düşündü. Bencil, kendisinden başkasını düşünmeyen kütük. Bu sözler beynini kemiriyor, kızın haklılık derecesi canını sıkıyordu. Sahi neden izin vermemişti Cansu'ya? Cansu'nun gitmesini istemiyordu ve tehlikeli diyerek bu isteksizliğe kılıf uydurmuştu sadece. Karşılığının bu kadar sert sözler olacağını hiç düşünmemişti Uhud. O kızın sözlerini neden bu kadar takıyorum ki? Uhud derin bir iç geçirdi. Belki de Cansu'ya izin vermeliydi. Cansu'nun gözlerindeki isteği görmüştü. Buna rağmen hayır diyebilmişti. Hulya ve Cansu uyurken gördüğünde Uhud'un aklına delice şeyler geliyordu. Uhud, Cansu ve Hulya hep beraber olsalar nasıl olurdu diye düşünmekten kendini alamıyordu. Bu kızın vücuduna nasıl nüfuz ettiğini görmek ise sinirlenmesine sebep oluyordu. Bir tarafı Hulya'nın hislerine karşılık verecek gücü kendinde bulurken, bir tarafı ise Hulya'yı zafiyet olarak görüyordu. Biraz daha düşünürse delireceğini hissedip yatmaya karar verdi. Yarın her şey olmasa bile bir şeyleri düzeltecekti. Uhud gözlerini açtığında saat tam olarak 9'u gösteriyordu. Yaklaşık 4 saat anca uyuyabilmiş, bu hain bedeni bu kadar uykunun ona yeteceğini düşünüp onu uyandırmıştı. Yataktan kalkıp kendine kahve almak için mutfağa indi. Kahveyi hazırlarken merdivenlerden gelen tıkırtılarla oraya yöneldi. Hümeyra Hanım ve kız Ayşe küçük bir bavulla merdivenden iniyordu. Arkasında ise Cansu ve Fulya vardı. Hümeyra Hanım önünde durup hafif kırık bir sesle konuşmaya başladı. Uhud Bey, biz gidiyoruz. Allah'ı ısmarladık. Uhud Hümeyra Hanım'ın ona bey diye hitap etmesinden hoşlanmazdı. Demek ki kadını da üzmüştü. Nereye Hümeyra anne? Kadın bu adamın böyle çocuk gibi davranmasına dayanamıyordu. Ama ona kırılmıştı. Dün konuştuk ya Uhud Bey, kardeşime gidiyoruz. Cansu'yu almadan mı gidiyorsunuz? Uhud karşısında 4 çift parlayan gözle karşılaştığında buna izin vermesinin ne kadar önemli olduğunu anladı. Cansu koşarak boynuna sarıldığında ise duygulanmıştı. Fakat belli etmedi. Cansu'yu yere indirdiğinde merdivenlerden hızlıca çıkarak Fulya'nın elini tuttu. Hadi Fulya abla, hazırlanmam gerekiyor. Hümeyra teyze beni almadan gidecek yoksa. Uhud Fulya'nın kocaman gülümseyip Cansu'yla odaya girdiğini görünce verdiği kararın mükafatını aldığını düşündü. Fulya'yı gülerken görmek Uhud'a garip bir huzur vermişti. Bu düşünceden kurtulmak için adımlarını kapıya yöneltti. Hamza,
Buyur abi. İki adam ayarla. Hümeyra Hanım ve kızların yanında git. Dikkatli ol ve her şeyden haberim olsun. Uhud hazırlanmak için odasına çıktığında aynadaki görüntüsüne şaşırmıştı. O gülümsüyordu. Bu baş belası iki kız Uhud'a yapmayacağı şeyler yaptırıyorlardı. Şu an aptal aşıklar gibi sırıtması da buna dahildi. Dışarıya çıktığında isminin Erkan olduğunu öğrendiği bir korumayı geçen gece yakaladıkları Turgay'ın başına dikip gözünü üzerinden ayırmamasını tembihledi ve şirkete doğru sürdü. Aklında milyonlarca düşünceyle şirkete sanki 5 dakikada gelmişti. Uhud bugün kendisini nelerin beklediğini merak ederek girdi odasına. Masasının üzerinde bir yığın dosya onu bekliyordu. Geminin geç gelmesi tüm şirket planlarını alt üst etmiş ve bütün departmanları canla başla bunu düzeltmek için çalışmış olmalıydılar. Telefonu eline alıp sekreterini tuşladı. Telefon açılır açılmaz ise konuşmaya başladı. Finans müdürü Hakan Bey'i odama çağır Efsun diyerek kapattı telefonu. Artık işleri toparlaması gerekiyordu ve bugün günündeydi. Nedenini ise sorgulamaktan korkuyordu. Kapısı çalındığında tek düze bir sesle "Gir" dedi. Hakan ceketini ilikleyip odaya girdi. "Beni çağırmışsınız Uhud Bey. Gel Hakan, geç otur bakalım. Bana son durumlar hakkında rapor ver ve beni bu dosyalardan kurtar." "Efendim, şirketimiz çabuk toparlanıyor. Yani birçok büyük holdingle hala iş yapıyoruz. Ayrıca geçen geceki davete katılmanız şirket adına gerçekten olumlu sonuçlar getirdi denebilir." Uhud o daveti hatırlayınca ister istemez Fulya'yı düşündü. Fulya o gün resmen büyüleyiciydi. Uhud nefesinin kesildiğini ve hemen orada, o salonda Fulya'yı öpmek istediğini hissetmişti. Bu düşüncenin korkunçluğuyla gece boyunca ilgisini Fulya'dan uzak tutabilmek adına yanına gelen heriflerin muhabbetine katlanmak zorunda kalmıştı. "Yani efendim, şu anlık acil bir finansal sorun görmüyoruz." diyen Hakan, düşüncelerinden çekip çıkardı onu. Kafasını sallayıp, "Peki sağ ol Hakan, işine dönebilirsin." dedi. Hakan çıkarken telefonun o bilindik sesini duydu. Bu sesi artık gıcık olmaya başlıyordu. Arayan numara ise onun gerilmesine yetti. "Ne oldu?" "Efendim, Fulya Hanım eşyalarını toplayıp evden ayrıldı." Fulya'nın bu kadarını yapabileceğini düşünmemişti. O evde sadece Cansu için kaldığı gerçeği Uhud'un canını fena halde sıkmıştı. Pekala, kendi canını da mı düşünmüyordu da böyle bir tehlikede gidebiliyordu? Demek ki Uhud'a karşı olan öfkesi hala çok fazlaydı. Cansu'yu göndermek bile işe yaramamıştı. Uhud sinirle kapattı gözlerini ve derin bir nefes aldı. Eğer sadece Cansu için oradaysa gitmesi en mantıklı olan şeydi ve Uhud gitmek istiyorsa buna izin verecekti. "Takip etme, bırak gitsin." İki gün. Allah'ın belası iki gün olmuştu o evden ayrılalı ve Uhud Fulya'yı bir kere olsun arayıp sormamıştı. Fulya canın ne kadar yandığını hissedebiliyordu. Bu his elle tutulur derecede büyük acılar veriyordu kendisine. Uhud onu umursamıyordu. İstemiyordu. Sevmiyordu. Sadece Cansu için katlanıyordu ona ve Cansu yoksa Uhud için Fulya da yok demekti. Gözyaşları yanaklarını ıslattığında boğazındaki yumruğu geçirmek için yutkundu ama geçmedi. Uzun bir sürede geçecek gibi durmuyordu. Elinin tersiyle sildi gözyaşlarını. O herif için değmezdi. Kalkıp güzel bir kahvaltı yapacak, sonra çalıştığı avukatlık bürosunu arayacak ve izinin kalan kısmını sonra kullanacağını söyleyip işe geri dönecekti. Tabii ki kendi evine gitmemiş, bir otel bile kendi evinden daha güvenli gelmişti Fulya'ya. Otelin restoranına inip kendine güzel bir kahvaltı tabağı söyledi. Bir kenarında kahvaltılıklar, bir kenarında ceviz ve kuru kayısı, diğer kenarında ise meyvelerden oluşan büyük bir tabak önüne geldiğinde dünden beri bir şey yemediğini fark ederek tabağa gömüldü. Kendini şaşıracak kadar iştahla yemesine gülümsedi Fulya. Geriye yaslandığında karnı şişmiş ve daha tabaktakilerin yarısını anca bitirebilmişti. Eline bir dal üzüm alıp yemeye başladı. Bir yandan da hayatını sorguluyordu. Üzüm yerken hayatını sorgulamak tam da ona göre bir şeydi. Uhud'u hayatından çıkarıp kendi yoluna bakacaktı. Fulya bunu gerçekten istediğini fark etti.
Kendisini önemsemeyen bir adamı sevmek istemiyordu. Ama biliyordu ki aşk bunun için kendisinden izin almazdı. Fulya o adamı hayatından çıkaramazdı. Çünkü o Uhud, Fulya'dan daha çok Fulya'nın hayatına dahil olmuştu. Ağzına bir üzüm alacakken küçük kızın kuş üzümü benzetmesini hatırladı. Dudağı hafif kıvrıldı ve üzümü ağzına attı. O an aklına dank eden şeyle neredeyse üzüm boğazına kaçıyordu. Tabii ya, bunu nasıl düşünemem. Kuş üzümü. Hızlıca odasına çıkıp hazırlandı. İçine dolan umut ve unuttuğu şeyler gün yüzüne çıkıyordu. Fulya kendine övgüler yağdırırken aşağı inip bir taksi çevirdi ve doğruca Uhud'un şirketine gitti. Bir daha yüzünü görmek bile istemediği bu adama şu an koşarak gitmesinin tek sebebi vardı. O da asıl amaçlarıydı. Fulya şimdi aşkını ya da acısını düşünmemeliydi. Şirkete geldiğinde buraya ilk defa geldiğini fark etti. Bu devasa bina dışarıdan aynı Uhud gibi görünüyordu. Yıkılmaz ve asil. Fulya danışmadaki kıza Uhud'un odasını sorup asansöre bindi ve en üst kata çıktı. Odanın yanındaki bölmede oturan kadına Uhud Bey odasında mı diye sordu. Evet, cevabını aldığındaysa beklemeden odaya girdi. Uhud, çok önemli bir şey buldum diye bağırarak odaya girdiğinde peşindeki sekreterin Uhud Bey'in toplantısı var diye bağırışını duyup odada kendini ilgiyle süzen gözlere baktı. Hepsinin suratlarında hafif bir sırıtış vardı. Uhud sinirli gözlerini kıza çevirip izninizle diyerek ayağa kalktı. Fulya'nın kolundan tutup odadan çıkardı ve başka bir odaya soktu. Sertçe itildiği bu odanın ortasında büyük bir masa ve etrafına dizilmiş sandalyelerden oluştuğunu gördüğünde buranın toplantı odası olduğunu düşündü Fulya. Senin burada ne işin var? Sadece 2 gün görmemişti ama Fulya Uhud'un kendisine kızmasını bile özlemişti. Gülümseyerek baktı karşısında duran takım elbiseli heykeline. Kalbi hızlanıyor, nabzı adeta damarlarını delecek kadar çok atıyordu. Çok mu komik olduğunu düşünüyorsun? İçerideki onca adama rağmen nasıl pat diye girebilirsin odama? Fulya beynini kullanabildiğinde durumu Uhud'a anlatacaktı. Ama şu an o uzvu çalışmıyordu. Bir de Uhud'un sürekli bağıran ve kulak kırmalayan sesi de eklenince sanki tutuklu kalmıştı. Ben aslında buraya şey için geldim. Uhud Fulya'nın ne gevelediğini merak etti. Sinirini bir köşede bırakırsa onu ne kadar özlediğini ve onsuz evin ne kadar boş olduğunu düşünecek ve yumuşayacaktı. Bu yüzden de siniri daha çok artıyordu. Fulya onun hayatında herhangi bir boşluk oluşturamazdı. Kahretsin, oluşturmamalıydı. Aslında en büyük boşluğun onsuzluk olduğunu itiraf etmekten kaçındı. Uhud Fulya'ya yenilmeyecekti. Ne söyleyeceğini mi unuttun? Konuşsana. 2 dakika bağırmadan durursan konuşabileceğim. Uhud sinirle ellerini simsiyah gür saçlarından geçirdi. Sabır, sabır. Fulya konuşmak için hazır hissettiğinde derin bir nefes aldı. Anahtarın üstündeki şifreyi buldum. Anahtar mı? Evet, Uhud bu konuyu tamamen unutmuştu. Köstebeklerle, gemilerle, partilerde kavalyecilikle uğraşmaktan peşinde olduğu asıl konuya odaklanamıyordu. Ne? Ne buldun? Kuş üzümü, dedi Fulya heyecanla ellerini çırparak. Uhud onun bu çocuksu haline alayla gülmüştü. Fakat ne demek istediğini anlayamadı ve boş gözlerle kıza baktı. Yani? Fulya Uhud'a göz devirdi ve bu zekayla, bu şirketi, o kadar gemiyi ve personelleri nasıl yönettiğini merak etti. 09 bir plaka. O aydının plakası. Yani anahtarın ait olduğu şey Kuşadası'ndaki yazlıkta. Uhud Fulya'nın çocukça bir heyecanla söylediği şeyin mantıklı olabileceğini düşündü. Ablası belgeleri oraya saklamış olabilirdi. Oradaki sandalyelerin birine çöküp düşünmeye başladı. O belgeler gerçekten yazlıktaysa artık bu kedi fare oyunu bitmiş demekti. Yarın oraya gideceğim. Pardon? Uhud anlamayan çatılmış kaşlarıyla Fulya'ya baktı. Yarın yazlığa gideceğim. Gideceğiz demek istedin herhalde. Uhud Fulya'ya alayla güldü. Nasıl unutabilmişti bu kızın her işine burnunu soktuğunu?
Hulya elini beline koyup tehditkar bir şekilde parmağını ona doğru uzatarak konuşmaya başladı. Eğer beni oraya sen götürmezsen hemen şimdi kendim giderim. Uğur sinirle sandalyeden kalkıp kızın kolunu sertçe tuttu ve kendine çekti. Hulya, saçmalamayı kes. Oraya tek gitmeyeceksin. O kadar yakın duruyorlardı ki Uğur Hulya'nın nefesini suratında hissedebiliyordu. Gözleri kızın gözleriyle buluştuğunda Hud korkusuzluğu ve cesareti gördü bu gözlerde. Onu öpmek istedi. Evet, kahretsin ki şu an bunu istiyordu. Gözleri dudaklarına kaydı. Sinirle aralanmış ve hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. Hulya'yı kendine daha çok çekti. Eli beline gittiğinde Hulya'nın bileğindeki eli biraz daha gevşedi. Hulya şaşkın gözlerle Uhud'un ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. Gözleri buluştuğunda Sen, şu an yapacağın en son şey konuşmak diyerek fısıldadı Hulya'nın yüzüne doğru. Hulya gözlerini kapatıp bu anın bir rüya olmasını diledi. Kendini bu adama bırakmak istemiyordu ama öperse o saniye karşılık vereceğini de biliyordu. Zaman durmuştu sanki. Uğut kendisine biraz daha eğilince Hulya kalbinin ağzında attığını hissetti. Bu adam kesinlikle onu öpecekti. Tabii telefon çalmasaydı. Bu lanet telefon şu an çalmasaydı Hulya'yı öpüyor olacaktı. Sessizce bir küfür savurup telefona yöneldiğinde Hulya derin bir nefes bıraktı. Yaklaşık yarım dakikadır nefesini tutuyordu. Uğut telefonuyla konuşurken o da kendini toparlamıştı. Nihayet Uğut konuşmasını bitirdiğinde kendisine baktı. Nerede kalıyorsun? Pat diye sordu iki gecedir aklında dönen o soruyu. Onu merak etmişti ve başına bir şey gelmesinden endişelenmişti. Eğer bugün de Fulya'dan haber alamasaydı onu bulacak ve eve zorla getirecekti. Uğut artık önemsediği insanlar için korkmak, endişelenmek istemiyordu. Bu yüzden de Hulya'yı olabildiğince uzağında tutmaya çalışıyordu ama başarılı olamıyordu. Hulya yakınında olsun ve hiç ayrılmasın istiyordu. Ben otelde kalıyorum. Neden gittin Hulya? Sesi artık öfkeli değildi. Sanki o an tüm gardlarını indirmiş gibiydi. Omuzları düşmüştü. Hulya'nın itirafından sonra böyle ilgisiz davranması Uğut'un sinirlerini bozuyordu. Hani o da aşıktı? O zaman neden gitmişti? Ben daha iyi olacağını düşündüm. Uğut yavaşça tekrar yanına kadar gelince Hulya nefesini tekrar tuttu. Bu adam kendisine resmen işkence ediyordu. Düşünme, sen daha iyisini yaparak şu gözlerini benden çek ve daha fazla konuşma. Hulya adamın bu cümleyle neyi ima ettiğini anlamayıp safça baktı. Uğut işte tam olarak bundan bahsediyordu. Ona böyle bakması ve dudağının her hareketi Hulya'yı öpmek istemesine neden oluyordu. Kendini zorlayarak bakışlarını kızdan çekip emir vererek konuşmaya başladı. Hazırlan ve eve git, yarın yola çıkacağız diyerek Hulya'yı unutamayacağı bir bakış atıp çıktı odadan. Hulya bacaklarını hareket ettirebilseydi eğer odadan çıkabilirdi ama bu mümkün görünmüyordu. Bu adam karşısında bütün gardlarını indiriyordu. Bunun üzerinde artık düşünmemeye çalışarak şirketten çıktı ve oteline döndü. Uğut onun neden gittiğini ve nerede kaldığını merak etmişti. Bu düşüncenin güzelliği yüzünün gülmesine neden oldu ve hemen küçük bavulunu toplamaya başladı. Kalbi bir kelebek kadar hafiflemiş uçuyordu. Kaç defa o eve bir daha gitmeyeceğini söylemiş, yine de soluğu o evde almıştı. Hulya kaçamıyordu. Kaçsa bile Uhud tekrar aklına girmeyi başarıyor, Hulya'yı kendine çekiyordu. İçindeki hislerin durdurulamazlığıyla o adama deli gibi aşık olduğunu düşündü. Tam bir baş belası gibi adama musallat olduğunu biliyordu ama ondan uzak kalmak Hulya'nın dayanabildiği bir şey değildi. İki gün bile zor dayanmış, gece yarısı uykusundan uyandığında neredeyse oraya gitmeye kalkmıştı. Otelden ayrıldığında bir taksi çevirip adresi verdi ve o eve gitmek için sabırsızlandı. Orayı kendi evi gibi görüyordu. Eve geldiğinde odasına çıktı. Daha büyük bir bavul çıkartarak onu hazırlamaya koyuldu. İşi bittiğinde yemek hazırlaması gerektiğini fark etti. Hümeyra teyze yoktu ve kendisi yemek hazırlamalıydı.
Dolaptan tencereyi çıkardı ve makarna için su koydu. En sağlıklısı bu diye düşündü. Hazır çorba ve salata yapıp sofraya hazırladı. Makarna sosunu da hazırlayıp haşladığı makarnaya döktü. Dolaptan birkaç atıştırmalık çıkartıp masaya yerleştirdi. Beğeniyle gülümsedi. Nadiren yemek yaptığı halde el lezzetine güveniyordu. Ve bu onların baş başa geçirdikleri ilk akşam yemeği olacaktı. Fulya bir an acaba mum yakıp güzel bir müzik açsam mı diye düşünse de bu düşünceden hemen vazgeçti. Karşısında bir hüdük vardı. Romantik bir kedi değil. Mumu gördüğü an Uğur'un elektriklerin kesildiğini sanacağını biliyordu. Kapının açıldığını duyunca dönüp gelene baktı. Uğur önce kendisine sonra da sofraya baktı. Şaşırmış gözleri sonuna kadar açılmıştı. ''Hoş geldin'' dedi çekinerek. Kendini şu an kocasını karşılayan biri gibi hissetti. Bu hisle ölebilirdi. Uğur onun kocası olsa ne güzel olurdu değil mi? Fulya için evet ama Uğur için aynı şeyin geçerli olacağını düşünmüyordu Fulya. Uğur onu baş belası olarak görüyor ve Fulya'nın ortalıklarda çok dolanmasını istemiyordu. Uğur masaya yaklaştı. Dudağının kenarı hafif kıvrıldı. ''Sen yemek mi yaptın?'' ''Evet, yapamaz mıyım?'' ''Yaparsın da yenilebilir mi emin değilim. Çok komik.'' Fulya kollarını birleştirip somurttu. Onun için uğraşıp yemek yapmıştı ama bu kütük teşekkür bile etmiyordu. Sessizce yemekleri servis edip yerine oturdu ve yemeğine odaklanmaya çalıştı. Bütün iştahı kaçmıştı. Ayrıca yiyebildiğine göre yemekler gayet lezzetliydi. Eline sağlık. Fulya şaşırarak baktı adama. Ona mı demişti? Ne demişti? Bu Uhud'dan duyduğu ilk ve tek kibar cümleydi. Gülümsedi Fulya. Aslında kahkaha atmak, havalara uçmak istiyordu. Afiyet olsun. Saat 5'te çıkacağız yola. Sen de yat dinlen. Uzun bir gün olacak. Diyerek odasına çıktı. Fulya içinden inşallah çok uzun bir gün olur. Hiç bitmez diye geçirdi. Kim bilir yarın onları neler bekliyordu. Uhud'la beraber geçireceği bir yolculuk ona hayal gibi geliyordu. Masayı toplayıp odasına çıktı. Üzerini değiştirdi ve saatini kurup yatağa girdi. Bu adam eğer vaktinde hazır olmazsa onu almadan gidebilirdi. Gözlerini kapatıp kendini hayal dünyasına bıraktı. Bugün Uhud neredeyse onu öpecekti. Bu düşünce bile dizlerinin bağını çözüyordu. Kıkırdayarak yorganı kafasına çekti ve yarın için gerçek olması imkansız hayaller kurmaya başladı. Uyandığında saat 3'e geliyordu. Hulya alt katta tek başına yatarken uykuya odaklanamıyordu bir türlü. Sıkıntıyla yerinden doğrulup balkona çıktı. O kızla geçireceği baş başa bir seyahat Uhud'a korkunç bir fikir gibi gelse de bir yandan da bunu istiyordu. Kendi içinde savaş veriyordu ve bir tarafı hala zaaflara yenilmemesi gerektiği konusunda inatçıydı. Ama o zaaf değil. Tabii ki zaaf değildi. Eskiden basit bir zaaf olarak gördüğü bu kız onu kendine çekmeyi başarmıştı. Üstelik kendisine aşık olduğunu da çekinmeden söylemiş ve bu konuyu bir daha açmamıştı. Uhud artık ne hissettiğini bilmiyordu. Çıkmak için uğraştıkça batıyordu bu bataklığa. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.